Evet, kutunun hacmi kaç birim küptür? Şimdi arkadaşlar, bir kenar uzunluğu 20 birimmiş. Şöyle 4 birimlik yerler kesilip atılıyor, değil mi şuradan da? Şöyle 20'den 8 çıktı. Şurası 12. Aynı şekilde 12 de burası. Bakın taban ayrıtlarım 12'ye 12 ise taban yarıçapım 144. Değil mi? Çarpı yükseklikte takdir edersiniz ki 4 olmalı. Ben bunu 4 ile de çarparsam 4 kere 4 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 4 16 bir delta 17'nin 7'si elde var 1. 4 kere 1 4 bir delta 5. 576 işaretlerim. Evet, kenar uzunluğu 2 birim olan küpler kullanılarak oluşturulan kürsü aşağıda verilmiştir. Bu kürsü bir ödül töreni için tabanı hariç tüm yüzeyi kumaşla kaplanacaktır. Buna göre bu kaplama işi için kaç birim kare kumaş gerekir? Bir ayrıtım 2 birimse şöyle 2 kere 2 bir yüzeyim 4. Ön yüzümde 6 tane kare var. Bir 6 da arkada olacak 12. 12 çarpı 4'ten 48. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, şu kısımda 6, 7, şöyle 8 ve 9. 9 çarpı 4'ten 36 da buradan toplamda 84 birim kare kumaş gerekir deriz. Yukarıda dikdörtgenler prizması şeklinde tırın kasası ve kare prizma şeklinde buzdolabı kutusu verilmiştir. Tır kasasının taban ebatları 3 metre, 8 metre ve yüksekliği h. Buzdolabı kutusunun taban ebatı 40 santim ve yüksekliği 150 santim olarak veriliyor. Tırın kasasının hacmi 200 adet buzdolabı kutusunun hacmine eşit olduğuna göre tırın kasasının yüksekliği kaç metredir? Şimdi öncelikle buzdolabını hesaplıyoruz. Taban ebatı 40 santim. Metre cinsinden 0,4 çarpı 0,4 çarpı yüksekliği kaç? 1,5 metreymiş. Çarpı bunun 200 katı değil mi? 200 tanesi tırın hacmine eşitmiş. Tıra baktığımız zaman 3 çarpı 8 24. 24h. Şimdi 4 kere 4 16. 16 bölü 100. Çarpı 15 bölü 10. Çarpı 200. Buradan 200 ile 100 gitti. 2 kaldı. 2 ile 10 gitti. 5 kaldı. 5 ile 15 gitti. 3 kaldı. 3 kere 16 48. Buradan h'ı 2 metre bulurum. Yukarıda dikdörtgenler prizması şeklinde tırın kasası ve kare prizma şeklinde buzdolabı kutusu verilmiştir. Tır kasasının taban ebatları 3 metre, 8 metre ve yüksekliği h. Buzdolabı kutusunun taban ebatı 40 santim ve yüksekliği 150 santim olarak veriliyor. Tırın kasasının hacmi 200 adet buzdolabı kutusunun hacmine eşit olduğuna göre tırın kasasının yüksekliği kaç metredir? Şimdi öncelikle buzdolabını hesaplıyoruz. Taban ebatı 40 santim. Metre cinsinden 0,4 çarpı 0,4 çarpı yüksekliği kaç? 1,5 metreymiş. Çarpı bunun 200 katı değil mi? 200 tanesi tırın hacmine eşitmiş. Tıra baktığımız zaman 3 çarpı 8 24 24h. Şimdi 4 kere 4 16. 16 bölü 100 çarpı 15 bölü 10 çarpı 200. Buradan 200 ile 100 gitti. 2 kaldı. 2 ile 10 gitti. 5 kaldı. 5 ile 15 gitti. 3 kaldı. 3 kere 16 48. Buradan h'ı 2 metre bulurum. Evet, silindir şeklindeki rulonun yarıçapı kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar 180 santimetre karelik bölümü 9 tur atarak boyuyor. Böldüğümde 20 santimetre kare. Nedir bu? Silindirimin yanal alanı. Peki yanal alan formülüm neydi? 2 pi r h. Değil mi? Buradan yüksekliğimi 10 vermiş. Yerine yazıyorum. Buradan 20 ile şöyle 20 gider. Buradan çarpı pi'yi böl olarak karşıya attım. 1 bölü pi eşittir r. Yarı çapımı 1 bölü pi bulurum. Evet, pastanın yüzey alanı kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar, 5 adet silindir şeklinde pasta. Yarı çapları sırasıyla yukarıdan başlayarak şöyle 1 birim. 1 1 artıyor. Sonra geliyor 2. Şöyle 3. Şöyle 4 ve en sonunda 5 birim oluyor. Şimdi burada taban hesabı yaparken pi r kare artı yanal hesap yaparken de 2 pi r h'ı kullanacağız. Şimdi ilk silindire göre yarıçapım 1, yüksekliğim de sabit 5. O halde pi artı 5 yerine koyarsam 10 pi eşittir 11 pi. Geldim ikinci duruma. 2 yazarsam 4 pi ama pi'yi çıkartacağım. Neden? Bakın şu taban alanından şurayı çıkartmam lazım, değil mi?
Şöyle 3 pi artı 20 pi eşittir 23 pi. Aynı şekilde 3 yerine koyarsam 9 pi. Bu sefer de şu 4 pi'yi çıkartacağım değil mi? 5 pi artı 30 pi. Buradan 35 pi. Sıra geldi 4'e. 4'ün karesi 16. 16'dan 9 çıkarttım. 7 pi artı 40 pi. Eşittir 47 pi. Evet geldik en alttakine. 5 koydum 25. 16'dan çıkarttım. 9 pi artı yanal alan 50 pi artı taban alan 5'in karesinden 25 pi eşittir 84 pi. Buradan 34, 35 daha 69, 47 daha 116, 84 daha 200 pi'yi işaretlerim. Evet, aracın önünde takılı olan silindirin hacmi kaç metreküptür? Şimdi silindirin yüksekliği 2'ymiş. Yarıçapına da R demiş. Düzleyeceği alan 18 pi'ymiş ve alanın düzleşmesi için üzerinden 3 kez geçilmesi lazım. Toplam bu alanı 3 turda tamamlıyormuş. 3 kez de 3 tur atıyorsa 1 kez de 1 tur atar. Alanım 18 pi değil mi 1 turda? Bunun yanal çevresi de 2 pi R haşımı zaten 2 vermiş. Buradan pi'ler gider. Buradan R eşittir. 2 kere 2 4. Bölü olarak attım 18 bölü 4'ten. Sadeleştirdiğim zaman 9 bölü 2 bulurum. Benden ise hacim istiyordu. Pi R kare yani 81 bölü 4 çarpı H yani 2. Şöyle gitti. Buradan 81 pi bölü 2'yi işaretlerim. Evet, evin yüzey alanı kaç metrekaredir? Evet, üçgen prizmanın taban ayırıtları 10, 10 ve 16'ymış. Yani şu kısmı 10 diyeyim. Şurası da 16 olsun. Dikdörtgen prizmasının ayırıtları 16, 12 ve 5'miş. 16, 5, o zaman 12 de buraya kaldı. Buradan yüzey alanı hesabı yaparsam 5 çarpı 16, 80. Aynı şekilde 80 de karşısında olacaktır. 160. Artı 5 kere 12, 60. Aynı şekilde 60 da karşıda olacak. 120 artı. Şöyle 10 çarpı 12, 120. 120 de diğer tarafta olacak. 240 artı. Şu üçgenin alanını hesaplamak için bakın şu 16'yı siliyorum. Şöyle bir yükseklik indirdim. Burayı 8'e 8 böldü. Buradan 10 ile 8'i gördüm. Bu 6, 8, 10 özel üçgenidir. Burada alan hesabı yaparsam 6 çarpı 16 bölü 2'den 6 çarpı 16 bölü 2. Bir de aynısından karşıda olacağından şöyle 2 ikiler gitti. 6 çarpı 16 96. Geldim onu da ekledim. Eşittir. Şöyle 280, 240 daha 520, 96 daha 616'yı işaretlerim. Evet, hangi öncüler doğrudur? Şekil 1'de yüzey alanı değişmez. Bakın 1 numaralı küpü çıkartırsak şöyle 1, 2, 3 tane kare eksilecek. Ama çıkardığımız zaman şöyle sağda, solda ve aşağıda olmak üzere yeni bir 3 tane alan şekli eklenecek. Bundan dolayı alanın değişmez. Şekil 2'de yüzey alanı azalır. Şimdi şekil 2'de şu küpleri çıkartırsam bakın toplamda şöyle 3, 2 de buradan 5, 3 de buradan 8 tane kare gidiyor. Çıkarttığım zaman yerine gelecek kareler şöyle 1, 2, 3, bir de tabanda olmak üzere 1, 2, 3, 6 tane geliyor. Gördüğünüz gibi 2 tane azaldı. Bu da doğru. Şekil 3'te yüzey alanı artar. Şöyle bakıyorum. Bakın ikinci küpü çıkarttım. Şöyle 2 tane kare eksildi. Ama karşıda şöyle tabanda sağda ve solda olmak üzere 4 tane küp geldi. Yüzey alanım artmış mı? Evet artmış diyorum. 1, 2, 3 öncülerimin hepsi doğrudur diyorum.